Abi insanın aklından çıkmıyor. Sesler filan. O gürültü. Ne yapacağız biz şimdi? Herkes evine hayatına dönecek. Ben bile. Benim Berlin'e dönmem... Çok kötü oldu ya. Gel biraz çıkalım, hava alalım. Çıkabilecek misin? Hadi. Yalnız kalamaz Nihal. Bu evde kalamaz. Her yerde annemi, babamı görecek. Nereye baksa onları görecek. Ankara'da hiç kimsemiz yok. Bir tek siz. Kaç olmuş? Gece yarısı oldu abi.
Sakın bana iyi davranmayın. Bana iyi davranmayın. Nihal, ne bu halin? Gel. Ne oldu kızlar? Nerede dağıttınız böyle? Ya Sevil'lerdeydik. İçtik biraz. Nihal de içti. Ağladı, sonra da kustu. Annesiyle babasından kazadan filan mı söz etti? Ya bahsetmedi. Bora da vardı. Kim? Neyse biz gidelim artık. Geç oldu. İyi geceler. Geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çıkar. Çıkar. İyi davranmayın bana. Bana iyi davranmayın. Ben kaçtım. Aspirin falan var mı ki evde? Var var, ben veririm de. Oğlum ne yapacağız bu kızla ya? Başımıza iş aldık vallahi. Hadi. Nihal, telefona bakabilir misin? Nihal! Nihal! Gelecek. Gelmeyecek. Nihal, yemek hazır. Aç değilim. Hadi canım, hadi. Hadi. Tamam. Hı? Şu hale bak. Ben liseden beri hayalini kuruyorsun. Şöyle yaya yaya aynı evde yaşayalım diyorsun. Daha 3 ay bile olmamıştı be, 3 ay. Tatil gibi. Yaz tatili. Kız babası olduk vallahi. Fikret'e söylesek mi? Anlatsak mı? Ya yarın bir gün bu kızın başına bir şey gelirse? Nereye söylüyorsun?
Çetin. Böcekler vardı abi. Birine bir şey olmuş. Apartmanda biri öldü galiba. Nihal, biz çıkıyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Biraz yürüyeceğiz, sonra da bir şeyler yeriz. Ben de gelebilir miyim? Kedileri çok seviyorum. Hatta bazen keşke onlar gibi olsam diyorum. Başına buyruk hayvanlar. Her şeyin farkındalar. Her şeyi hissediyorlar ama aldırmaz görünüyorlar. Böyle bir köşeye çekilip seyrediyorlar. Kedi seven sokağı diye bir sokak var, biliyor musunuz? Gerçekten mi? Ulus'ta. Aslında öylesine bir sokak ama ismi çok güzel. Evet, çok güzelmiş. Okul nasıl gidiyor bu arada? Dersler? Kendini verebiliyor musun? Çok sıkılıyorum bazen. Patlayacakmış gibi oluyorum. Sık dişini biraz. Sıkıyorum zaten. Yoksa uzayacak okul. Dayanamam ki. İstanbul'da yaşamak istiyorum ben. Ankara'yı sevmiyor musun? Sevmiyorum. Ben İstanbul'da üniversitede okurken sonra yurt dışında şantiyelerde Ankara burnumda tüterdim. Ender mektuplarında buradaki her şeyi öyle güzel anlatırdı ki. Bunlar yeter mi? Ya da bir diş daha soy istersen, ha? Hey be! Libya'dayken bunların büyüklerini zıpkınla avlardık. Öyle mi? Tabii. Fotoğrafı bile var. Değil mi Çetin? Şöyle zıpkının ucunda balıkla. Böyle kahraman gibi. Bir gün göstersene yani. Yalnız bunlar sürü halinde karşına çıktı mı ürkütüyor adam ha. Ender abi, bu kitapların hepsini okudun mu? Bir kısmını hiç okumadım. Ama bazısını da birden çok kez okudum.
mesela. Bu kitabı dönüp dönüp okurum. Sayfalarındaki meyve lekelerinden anlayabilirsin. Bu portakal mesela. Doğru. Ender, tutturdun makinede yıkanan bardaklar yumurta kokuyor diye. Kokmuyor işte. Bak. Şaşı oldu. Ne? Şaşı oldu gözlerin. bir şey demeyecek misin? Kokmuyor değil mi? Ya siz ikiniz aslında çok komiksiniz. Nihal'di sizin taraftan, fark ettin mi? Tabii oğlum, daha en başından. Demek ki onun da ağız tadı gelişmiş değil mi? Hı? Ne bak. Ama peynirle reçel birlikte çok güzel oluyor. Hele çilek reçeli olursa. Hadi canım. Bir tanıdığım ızgara köftenin üzerine kayısı reçeli sürüyordu. Buna ne diyeceksiniz bakalım? Ağız tadı gelişmiş olanlar. Abartmayalım. Biz böyle iyiyiz. Değil mi Nihal? Evet, peynir ve reçel. Tabii. Bugün sinemaya gidelim mi? Hadi gözlerimizi kapatıp yürüyelim. Biz çocukken yapardık. Çok hoşuma giderdi. Böyle gözlerini kapatıp yürüyünce insanın başı bir süre sonra tatlı tatlı dönmeye başlıyor. Hadi ama. Gözünüzü açmak yok. Kapat. Ender, Ender. Buradayım, buradayım. Gel. Ender. Gelsene, sana bir parça dinleteceğim. Nihal'le hiç konuştun mu? Kazayı falan yani. Cetin, konuşsana onunla. Sizin abinle falan yaşadıklarınızı anlatsana. Yalnız hissetmesin kendini. Onu anlamadığımı sanmasın. Tamam, konuşurum. Fikret abim söz etmişti. Sen de arabadaymışsın. Kaç yaşındaydın? 8.
Abim de 18. Ender oğlum ne haber? İyilik. Senden? İyidir abi, iyidir. Ne olsun? Oğlum bak ne diyeceğim. Nihal evde mi? Evde. Ne oldu ki? Yanında mı? Yok, odasında. Odasında, iyi. Oğlum, bundan sonra klozete ayakta işemeyelim diyorum. İşemeyelim mi? Nereye işemeyelim? Klozete oğlum, klozete. Burada şimdi bağırtma beni, sağır pezevenk. Banyodaki klozet lan. Oğlum yok mu bizim banyoda klozet? Var. Ha işte. Ayakta işemeyelim diyorum, artık etrafa sıçrıyor oğlum. Kız bizim çişlekelerimizi görmesin, ayıp oluyor oğlum lan. Doğru valla. Hala iki ay gibi yaşıyoruz. Ha işte. Değil mi? Bundan sonra oturağa indirip oturarak işeyeceğiz abi. İç çamaşırların yıkanması için de konuşmamız lazım. Bu arada sen amma kibar olmuşsun böyle. Ağzına sıçtırma şimdi, sensin kibar. Sikerim belanı, kapatıyorum, sonra konuşuruz hadi. Biz lisedeyken Ender'le birlikte ders çalışırdık. Daha doğrusu o beni çalıştırırdı. Onun dersleri daha iyiydi. Sınavlarda da kopya verirdi bana. O olmasaydı zor bitirirdim liseyi. Abim hep söyler. Bende gizli salaklık var. Ya Çetin abi. Öyle söyleme, üzülüyorum bak. Domuzu koymuşsun. Koydum lan. Koydum. Koydum, ne var? Allah Allah. Lan ne kadınmış şu Sevgi'de ha? Sen de her şeyi Sevgi'ye bağlıyorsun. Ne alakası var şimdi Sevgi'yle? Var oğlum, var. Var. Ayrıldınız, bitti gitti. Sen hala etkisi altındasın kızın. Kişilik, aşık gibi böyle hıyar biri gibi taklit edip duruyorsun ona. Hala ya, hala. Sıçtır başımı kakana be. Yok efendim çaya tomurcuk koyma, yok efendim sinirlenince papatya çayı iç. Lan süt alıp yoğurt yapacağım diye tutturmadın mı? Neden? Çünkü Sevgi de böyle yapıyordu. 1 Mayıs'a niye gidiyorsun hala? Sonra cezaevlerini, protestolar falan. He? Daha sayayım mı lan, daha sayayım mı? Ben sayayım mı Çetin? Say lan. Sayayım mı? Say. En azından senin gibi. Bütün o apartman götleri, o burjuvalar gibi kasaba gidip etim var mı, manava gidip elman var mı diye sormuyorum. Anladın mı? Kadınların karşısında İngilizce şarkılar söyleyen bir bukalemuna dönüşmüyorum. Sevginin dövme yaptırmanı istedi diye gecenin bir yarısı telefon açıp nereme dövme yaptırayım diye sormuyorum ben. Hadi lan. Çayın bitince seslen Dübürzade.
Ne haber? İyidir. Çetin'le nasıl tanıştınız? Her iyi arkadaş gibi kavga ederek tanıştık. Kavga da ederlermiş. Okulda Çetin'le ilgili pek çok söylenti vardı. Annesiyle babasını daha ilkokuldayken bir trafik kazasında kaybettiğini... ...abiyle beraber yaşadığını hemen herkes bilirdi ya. Nedense hepimiz Çetin'den biraz çekiniyorduk. Sonra bir duvar gazetesi bizi bir araya getirdi. Çetin, ben, Fikret. Beraber bir duvar gazetesi çıkartmaya başladık. Benim abim Fikret mi? Tabii. Senin abin Fikret. Sen daha o zaman doğmamıştın bile akıllım. Çetin'den evine gitmeye başladık. Murat abi çalışıyor, gündüzleri evde olmuyordu. Bazen de uzun süreliğine Ankara dışına çıkması gerekiyordu. Çetin'le ben uyduruk uyduruk yemekleri büyük bir neşe içerisinde yapıyorduk. Pişirince de afiyetle yiyor. Bitiremezsek Arzu Yöger'e Fikret'i arıyor. Gel sana yemek ayırdık Fikret diyorduk. Galiba abimi pek sevmiyordunuz. Hayır, aksine. Çok severdik onu. Sen bakma, bu son zamanlarda uzaklaştık. Biraz görüşemez olduk ama... Yine de çok severiz onu. Çetin'le bizimkisi bir başka. Bizimkisi bir tür aşktı. Ya aşık olduğumuz kızlar vardı ama kız arkadaşlarımız yoktu. Liseden sonra Çetin Murat abisiyle İstanbul'a taşındı. Biz de sudan çıkmış balığa döndük. Acayip özledik birbirimizi. Her gün telefonla konuşuyorduk. Çetin İstanbul'a gittikten sonra tanıştığım, yakınlaştığım erkek ya da kadın, herkes de onu aradım. Kadınlarda da mı? Evet, kadınlarda. Hatta jeneriklerinde. Bir keresinde Murat abinin olmadığı bir hafta sonu İstanbul'a gitmiştim. Çetin'in Serap adında bir kız arkadaşı vardı. İlk sevgilisi. Serap, Çetin, ben, üçümüz... Çetin'in evinde gece yatmaya hazırlanırken... Çetin Serap'a... Yere yatak serelim, Ender de burada bizimle kalsın, yoksa çok üzülür demiş. Nasıl yani? Onlarla aynı odada mı? Ha, gerçekten yapmış mı bunu? Söylemiş mi? Evet. Kızcağız kızgınlık ve şaşkınlığına geldi, bana anlattı. Sevgili dostum Leyli. Artık nereden geldiyse aklıma böyle bir saçmalık. Benim üzüleceğimi düşünmüş. Tam ona göre bir şey. Leni? Leni kim? It's a river running in between you and I. Winter's over and we got time to realize what.
akşamlar. Ben geldim. Nihal, biraz da sen ovalar mısın? Çok sevdim. Çok güzel. Ama Lenny biraz tuhaf. Yani Curly'in karısının saçını öyle okşaması. Kafanı karıştıran saç okşama eylemi mi? Yoksa Çetin Lenny'ye benzetmen mi? Ama haklısın. Saç okşama eyleminin kendisi biraz karmaşık bir şey değil mi? Yani tam olarak ne o, ne bu? Evet. Köfte yapayım diyorum, abim sever. Hadi bakalım. Patlıcan salatası. Aa, süper fikir. Maydanoz da alalım. Ustacığım. Bize bir kilo dana kıyma.
Yağ kararında olsun, köftelik olacak. Ya iki kere de çekersin, sana zahmet. Tamam abi. Ya Murat abi ev bulabilecek mi? Gidip biz mi alsaydık? Abim Ankaralı lan. Buralar doğup büyüdüğü yerler. Bulur tabii. Okulu biliyor zaten. Evi de bulur. İyi de oğlum, Ankara mı kaldı artık? Okulun bahçesinden bile yol geçiyor. Bulur ha, bulur. Sen merak etme. Nihal'e buzdolabına kedi koyma hikayesini anlattınız mı? Nereden çıktı şimdi ya? Ne kedisi? Ya Çetin bir keresinde kimse yokken gizlice kapıcının dairesine girip buzdolabına kedi koymuştu. Kapıcının karısı zavallı kadın. Dolabı açınca ödü patlamış. Kedi de sen zaten doğmak üzere. Neden peki? Yani neden? Buzdolaplarındaki sütlacı yemiştim. Yeri boş kalmasın diye koydum. Kedi beyaz mıydı? Yok yok, kıyamam, kıyamam canım benim. Tamam, hadi şöyle de, şöyle de. Mete İzmir'de biliyor musun? Mete abi? Ya, kızı liseye başlamış. Yapma ya. Peki Sadun abi? Sadun İstanbul'da. Sık sık görüşüyoruz. Onun da bir kızı var. Hadi ya. Ben yatıyorum. Yarın sabah görüşemezsek. Doğru. İyi yolculuklar size. Sağ ol canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Eviniz güzelmiş çocuklar. Oh, burada, Ankara'da. Keyfiniz yerinde. Yalnız bu kız, başına gelenler. Tamam, atlatmış görünüyor ama hiç belli olmaz. Böyle şeyler hiç belli olmaz. Kolay değil çünkü. Ona göz kulak olun. Fikret'le konuşuyor musunuz? Bakın, bence kızın durumundan onu da haberdar edin. Yani bir tek sizde olmasın sorumluluk. Ben yatıyorum. Hadi abi, iyi geceler. Abi de kendinize de mukayyet olun. It's the animal kingdom. Durgunsun sular gibi dönelim, içli duygular gibi. Gözlerinde sevda var, derin uykular gibi. Niçin bana...
Kalk bakayım sen buradan. Gel şöyle. Bugün sen konuşacaksın, ben dinleyeceğim. Bugün Nihal konuşacak. Ortaokuldaki bir şey hatırlıyorum hep. Orta üçteydim. Okulun bahçesinde bir kitap sergisi kurulmuştu. Sabah ilk ders bizim sınıf öğretmenle birlikte sergiye inmiştik. Öğretmen hepimizden bir kitap incelememizi istemişti. Sonra sergideki görevlilerden biri bana bir kitap uzattı. Uzun saçlı, saçları bağlı bir üniversite öğrencisi. Yani öyle herkesin hoşlanacağı bir tip değildi ama... yakından bakınca gözleri çok güzeldi. Dirseklerini kitaplara dayamış, öne doğru eğilmiş bana verdiği kitabı anlatıyordu. Elleri de çok güzeldi. Kitaplara öyle değişik bir tutuş vardı ki. Şöyle sayfaları çevirişi. Her teneffüs sergiye gidiyordum. Tabii onu görmek için. Yani bana yeni bir kitap göstersin diye. Sonra son teneffüs sergiye çıktığımızda... baktım toplayıp gitmişler. Yani. Yine kitapların üzerinde sergilendiği pimpon masaları boş. Boş sandalyeler. Yere düşmüş birkaç ayraç. Böyle buruşturulmuş kağıtlar filan. Yani kendimi terk edilmiş gibi hissetmiştim. O beni terk etmişti. Sonra sınıf dönüp derste gizli gizli ağladım. Tabii sonra unuttum. Hani o duygular, düşünceler filan silindi. Ama o gün büyüdüm sanki ben. Yani öyle... birdenbire büyümek zorunda kaldım. O gün.
Burada bir kaplumbağa var. Yedisini unutmazsınız değil mi? Ziyaret için. Sen merak etme, sen dinlenmene bak. Fikret'le ilgilen, adamın şefkate ihtiyacı vardır şimdi. Türk Hava Yolları TK 1605 sefer sayılı Frankfurt uçağı yolcuların pasaport kontrolünden geçirildi. Güle güle. Hoşçakal. Varınca ara muhakkak. Tamam, ararım. Kaptan abi, itin olayım. Kaptan abi, paçanda. Yaşat beni paçada, yaşat beni. Muavin, muavin. Kapta kızar, ben susarım. Kapta kızar, ben susarım. Nereye gitse yanındayım, nereye gitse yanındayım. Muavin, muavin. Yollar toz, biz dumanız. Yollar toz, biz dumanız. Denize kadar hiç durmayız. Denize kadar hiç durmayız. Denize kadar hiç durmayız. Yüzünüz bembeyaz. İyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok. Öyle mi? Yok, yol biraz sersemletti herhalde. Hakikaten kireç gibisin ha. Sen de bembeyazsın vallahi. Bir biraz uyuyalım, kendimize gelelim. Teşekkürler. Acaba Nihal ne yapıyordur şimdi? Ne düşünüyorsun Nihal hakkında? Ben ona aşık oldum Çetin. Lan ben de be. Ben de ya. Of. Olacağı buydu zaten. Oh ustam. Rakım var mı? Sonra abi. Sonra pikniğe gittiğimizde o yürüyüşü. Önümüzden nazlı nazlı geçişi. Abi evet ya. Nasıl bir şeydi o? Şölen gibiydi. Burada bir kaplumbağa var deyişi. Sesi hala kulaklarımda. Çım çım. Ayaklarına dikkat ettin mi abi? Ayakları da güzel. Kızarık değil, nemden kızarmıyor. Ayakları, elleri. Konuşurken yandan gördün mü? Burnu böyle minik bir sincap gibi titriyor. Gülerken de çenesi. Bir güzel ısıracaksın. Havluyu niye alıyorsun? Önce kahvaltı etmiyor muyuz? Önce kahvaltı ediyoruz. Hadi. Abi. Hı. Hatırlıyor musun lisede aynı kıza aşık olma hayali kurduğumuzu? Hı. Şu senin Burçin'e ben de aşık olayım diye çok sıkmıştım kendimi. Şimdi yıllar sonra bu hayalin gerçekleşmesi şerefine. Haydi buyurun denize. Hadi. Bir, iki, üç. Ha!
Sus! Özlüyor musun? Düşünüyor musun? Hı. Onunla baş başa tatile çıkmayı ister miydin? Hiç değil ya. Zavallı Fikret bu kızı bize emanet etti. Etmedi mi? Yaşımıza başımıza bakalım oğlum. Abicim, durum pek parlak sayılmaz. Nihal dönünce ne yapacağız? Hocam bu ikimizin arasında kalacak. Nihal bilmeyecek. Evet, bilmeyecek. Nihal bilmeyecek. İyi aşçılığın sırrı yemeği hiç su katmadan pişirmek. Değil mi profesör? Oğlum, fasulyeyi böyle inlete inlete pişireceksin. Yeter lan Adiler deyip suyunun son damlasına kadar salacak. Zaten ona söylesek ne olacak ki? Ne olacağını söyleyeyim. Kızın kafası iyice karışacak. Zaten deneyimsiz. Bir de yaşadığı sarsıntının etkisiyle duygularını anlamakta, denetlemekte güçlük çekiyordur. Bize karşı diyorum yani. Bize aşık olduğunu sanabilir. Ne bileyim işte, kafası karışabilir. Hadi.
bunların hepsini siz mi yediniz? Elbette, ne sandın? Ender, biliyor musun, ben seni çok özledim. Özledim durdum. Biz de seni çok özledik. Biz de. Yani alışmışız sana. Aile gibi olduk da. Bana da söyledi. Sen ne dedin? İşte. Biz de seni özledik. Kardeşiniz gibi oldum falan dedim. Aferin Çetin. Aferin bize, aferin. Sigara. Bir yarışma düzenlediler. Dans yarışması. Şirketin personel müdürü var, sahneye gelip anlattı. Efendim, çiftler alınlarında bir elmayı düşürmeden tutarak dans edecek. Çiftlerden biri alını ağız diye anlamış. Bu ikisi böyle ağızlarını kocaman açıp elmaya dişlerini geçirdi. Sonra da başladılar salyalar akıtarak dans etmeye. Elma alınlarındayken nasıl olacaktı ki? Gel. Gel. Uzat alnını. Tut şimdi. Hadi. Dım 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 dım. İşte böyle. Sen gir, ben ötekine girerim. Öğleden sonra çalışman gerekiyor mu? Yo. Dışarıda buluşalım mı? Dersim 3'te bitiyor. Bana insan yalnızca kendini anlayabilirmiş gibi geliyor. Bu da zaman zaman. Neden? Ya siz erkekler neden böylesiniz? Her şeye bir kural koymak, bir at koymak. Her şeyi bilmek için uğraşıyorsunuz. Bilemediğiniz bir şey olduğu zaman da biz bunu zaten bilemeyiz deyip bunu gizemli bir hale getiriyorsunuz. Gizemli? Evet, gizemli.
kadınları gizemli buluyorsunuz. Halbuki gizem falan yok. Biz de sizin gibiyiz. Kelebek değiliz, kitap değiliz. Kelebek değiliz. Tayfun Hocam, dur, yakala. Bunlar geçen hafta ilekten siz mi giymiştiniz? Ben 3 haftadır giyiyorum. Gönder, gönder buraya, gönder. Vur. Aa, bir kafalı kazan, kafalı. Kafa geldi, gol geldi. Söyleyeceği bir şey mi varmış? Neden buluşmak istedi ki acaba? Yok abi, öyle özel bir şey dedim. Niyeyse kadınlardan, erkeklerden falan konuştuk. Kendine bir güven gelmiş. Farkındaysan ne zamandır bize abi falan da demiyor. Ender, benim için şiir yazar mısın? Yaşadığım acıları ve belirsizliği anlatan bir şiir. Şiir mi? Şiir. Yaşadığım acıları ve belirsizliği anlatan bir şiir, öyle mi? Nihal'cim, çok isterdim ama yapamam. Şiir yazamam. Okumak kimilerine yazmayı öğretir, bana ise yazmamayı öğretti. Şöyle düşünüyorum yani. Bir tür vecdali yaratan, insanı kendinden geçiren bütün faaliyetlerin nihai amacı o faaliyeti yapmamayı, o faaliyeti yapmadan da hayatta kalabilmeyi öğretmek olmalı. Edebiyat da bunu öğretmeli, hatta ibadet de. Anlıyor musun? Ayrıca edebiyatçıların, özellikle de şairlerin güzellikle ilişkilerinin sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ya ona itaat etmek istiyorlar ya da hükmetmek. Güzellikle birlikte uslu uslu yaşayamıyorlar. Budalalık değil mi sence bu? İnsanoğlu bazen böyle budalaca şeyler yapıyor işte Nihal'cığım. Gerçeklik böyle istediğimiz her an sanata dönüştürebileceğimiz bir şey değil ki. Anlıyor musun? Böyle elimizin altında tuttuğumuz bir şey değil ki gerçeklik. Onu simyacı gibi alalım, hop sanata dönüştürelim, şiire dönüştürelim. Benim ömrümde okuduğum en güzel şey. Mevsimlerin tekrar edemediği şeyle ne demek istedin? Bana bunu yapma Nihal. Bana bunu yapma. Ender. Canım kokoreç çekti, çiftliğe mi gitsek? Benim pek keyfim yok be. Başlatmışım bir keyfine, gel lan işte. Hadi. Nihal! Ara ver biraz, kokoreç yemeye gidiyoruz. Ben gelmesem.
Ne haber? İyi. Cumartesi arkadaşlarımı çağırayım diyorum. Önce Arif Fikret'ten izin almamız lazım. Yo Çetin. Okuldan arkadaşlar mı? Hı. Yemeğe mi gelirler? Yok canım, öyle gündüz işte. Hem tanışırsınız. Hı? İyi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Soğuk değil mi? Soğuk. Kış geldi ya. Aslı. Ender. Merhaba. Çetin ben. Hikmet. Hikmet. Hoş geldin. Gel. Çetin ben. Bu da Bora. Çetin ve Ender. Ender ve Çetin. Memnun oldum. Evet, hadi. Siz keyfinize bakın. Bizim gitmemiz gerek değil mi abi? Nihal, ben çayı demledim. 2:20 geçe 3:20 kala demini alır. Tamam. Bu kekin üstüne Hindistan cevizi serpmeyi unutma. Hadi abi. Alkollü bir şey içmek isterseniz odamda kanyak var. Tamam. Harika. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Yeni öğrendiğim ama öğretmenime duyduğum aşk nedeniyle ana dilimden daha iyi öğrendiğim dilde bir şiir. Kimim ben böyle çöle bulanmış, alnımda güneşin tokadı, kimim ben? Önümde 3 günlük yol ve başımın üzerinde yırtıcı kelimeler dönüp duruyor. Ben, sen adımı söylerken sesinden meyveler toplayan, anlamın kızıllaşıp battığı ufka doğru içimde kargacık burgacık bir kervan. Kimim ki ben?
sana rüyalar taşıyan. Gök kubbe alçak, hırka dar. Tecrübem eksik, söyle kimim ben? Nihal'le yattın mı? Çetin, sıçtırtma gagana. Bana böyle şeyler söyleme. Neden oğlum? Ben işteyken, İstanbul'dayken falan yatmış olamaz mısınız? Söyle, yattın mı? Çetin, saçmalama. Ben senin gibi düğünlerden kız kaldıran biri değilim oğlum. Böyle şeylerden de hiç hoşlanmadığımı biliyorsun. Niye? Sevgiyle yatmamış mıydınız? Yaparken iyi de söylerken mi kötü? Duyarlı, hassas beyefendi, dübürzade. Çetin, önemli olan yatıp yatmadığın değil, sevip sevmediğim. Tamam mı öküz? Nihal'i sevmek mi? Sen Nihal'i sevdin öyle mi? Hadi be. Sen yine kendini sevdin oğlum. Faizcilere, rantçılara kaynak bulunurken eğitime ve sağlığa yeterince kaynak ayrılmaması kapitalist zihniyetin bir sonucudur. Oysa halktan yana politikalarla herkesin parasız ve nitelikli eğitim hakkından yararlanması pekala mümkündür. Susma! Haykır! Eğitim haktır! Susma! Haykır! Eğitim haktır! Artık geleceğimiz ile daha fazla oynanmasına izin vermeyeceğiz. Okulların, tüccar yöneticilerin elinde tekeller için itaatkar, örnek vatandaşlar üreten birer üretme çiftliğine dönüşmemesi için hep beraber haykırıyoruz. Üniversiteler bizimle özgürleşecek! Üniversiteler bizimle özgürleşecek! Ya pardon, bir bira alabilir miyim? Ne haber?
Nihal hamile. Bugün iş yerine geldi, birlikte yemek yedik. Aygıl bayağı korkuyor. Fikret'in bilmesini istemiyor tabii. Ha, senin de bilmeyi istemiyor. Kürtaj için yardım istedi benden. Bildiğin doktor var mı filan diye sordu. Bir de para, borç. Sen ne dedin? Doğurmak isterse elimizden gelen yardımı yapacağımızı söyledim. Ama o kararla aldırmak istiyor. Ben de bir klinikte randevu ayarladım önümüzdeki salıya. Neredesin oğlum ya? Ne oldu ya? Yüksek lisans mı ne yapacaksa gitsin Almanya'ya bir an önce. Fikret'in yanına gitsin. Ne oldu oğlum, anlatsana. Ya bu Bora da geldi. Bittikten sonra eve gelirken Bora, eve bırakabilir misiniz biz dedi. Nihal de hiç sesini çıkarmadı. Onları oraya bırak, bak çok ağır mı gitti beyler? Daha ne kadar katlanacağız ya? Biz hanımefendiye evimizi açıyoruz, kalbimizi açıyoruz, onun yaptığına bak. Ya insan otelde bile bir... Aç mısın, yemek yedin mi? Çayın altını kapatmış mıydın? Kapattım. Akşama pirinçli kabak yapalım mı? Kabaklar öylece duruyor, çürüyecekler neredeyse. Olur. Biber salçasıyla yapalım, kuru nane de koyarız üzerine. Sarımsak da yakışır. Yanına da çiftlik yoğurdu. Başka türlü olur muydu? Olmazdı galiba. Şimdi bunu sormak saçma. Ama aklına geliyor işte insanın. Başka türlü olabilir miydi? Bilmiyorum ki çocuklar ya. Çetin için korkuyordum. Tek başıma olsaydım. 18 yaşındaydım. Çetin ise daha ilkokul 3'te. Düşünsenize. Bir yandan üniversite, sonra bankaya girdim. Aklım hep bunda. Çetin'e kötü bir şey olacak ve ben müdahale edemeyeceğim. Yani nasıl anlasam. Çetin böyle elimden kayıp gidecek diye korkuyordum ya. Sonra zaten ortaokuldayken evden kaçtı. Yani şimdi gülüyoruz ama. O zamanlar hata yaptım, beceremedim duygusu. Çok kötüydü ya. Aslında bir hata varsa o da neydi biliyor musunuz? Hata bu kadar ağır bir şeyin altından kalkabileceğini düşünmek. Yani anneni babanı kaybetmişsin. Daha çocuksun. Bakıyorsun, aa yaşıyorum diyorsun.
Demek ki kaldırabiliyorum. Ayaktayım, bir işim var. Çetin iyi kötü okuyor. Bir felaket bekliyordum, olmadı diyorsun. Ha. Oysa... Zaman ne oluyor, ne oluyorsa ya. Sen fark etmeden, sen anlamadan. Çetin, şimdiki Çetin oluyor mesela. Ben de böyle bir Murat. Yani böyle. Ağır bir yükün altına girdiği için kas katı kesilmiş. İçimde böyle katı takır tukur bir şeyler var ya. Misin? Yok bir şey. Konuşmak istersen. Nurten Hanım soruyor da sorun var diye. Yok yok. Kusura bakmayın. Yemek yedi mi? Bir şeyler yedi mi? Yok. Hoş geldin. Ne haber? Ne o, süzülmüşsün sen? Bu koca oğlanlar iyi bakmadılar mı sana? Mezuniyet stresi. Kızımız bir aydır odasına kapandı. Başını dersten kaldırmadı da. Hadi. Hat. Onu ben alırım. Yakan düzelt. Doğru düzsün çilesi şunu ya. Göbeği çek, göbeği çek. Geriliyorum ben abi. Hanımefendi geliyor mu? Gelir, gelir şimdi, gelir o. Hadi, hadi. Gel. Gel. Açılın, açılın.
Çok güzel. Hazır. Pardon. Çekiyorum. Ve... Çetin dediğin gibi başka bir emlakçıya gitmek de ayıp olur şimdi. Ama ne yapayım, kadın hiç güven vermedi. Eşyalarla birlikte diyorum, o bana eşyalara koyacak kömürlük soruyor. O kadar eşya kömürlüğe falan sığar mı? Eşyalı olunca öğrenciler yabancılar tutar diyor. Olsun abi. Öğrenci tutsun. Biz de öğrenci olduk. Hemen unutacak mıyız o günleri? Zaten özel eşyaları bir odaya toplamışız. Daha ne yapalım? Artık size biraz iş düşecek abi. Kadın aramazsa bir hafta sonra siz... Ne oldu ya? Bana mı gülüyorsunuz? Çenem mi düştü? Lan, aynaya dikkat et. Dünyanın en iyi ki insanına. Ne? Dünyanın en iyi iki insanına. He. Sence neden böyle bir şey yazmışsın ya? İyiyiz de ondan. İyi insan değil miyiz? İyiyiz tabii. Biz de ona yazacak mıyız? Yazacağız. Ne yazacağız? Var aklımda bir şeyler. Yalnız yollarken... Zarfı şu damga makinelerinden geçirmeyelim diyorum. Pul yapıştıralım. Dostum benim. Ya ne büyük adamsın ya. Çiçekli kuşlu bir pul serisi var. Onlardan yapıştırırız. Olur. Hop. Oyna, oyna, oyna. Bütün bu
yaşasın.